Bunlar da inşaat takiplerinde haraç mezat satılacak. O yüzden ben de şirketle beraber konkordato projesi sunuyorum diyor. Ve şirket öderse ben de kurtulacağım diyor. Şimdi buna nereye kadar cevaz vereceğiz? Şimdi bu bir mesele gerçekten de ve bankalarda diyorlar ki ya da diğer alacaklar. E ben bugünler için zaten kefalet garanti aldım. Şimdi şirket öderse ben de kurtulacağım diyorsun. E ben şirket ödeyemezse diye zaten bize aldım. Şimdi bu da yine bir mesele. Bunun üzerinde de tekrar durmak lazım bence. Kamu alacakların meselesi, kamu alacakları konkordatoya tabi mi? Şimdi kamu alacakları içinde 6183 sayılı kanuna göre bir yapılan takipler bakımından da mühlet kararı verilmesiyle takiplerin durması ve yeni takip yapılamaması. Yani takip yasağı söz konusu. Ama yine mecliste Adalet Komisyonu'nda verilen önergeyle kanun tasarı aşamasındayken, görüşülürken bir değişiklik yapıldı. Dendi ki kamu alacakları için konkordato zorunlu değildir. Konkordato konu borçlarını kapsamaz. Bu ciddi bir sıkıntı. Kamu borçlarının konkordatoya tabi olmaması. Düşünün işte 5 lira abi alacakları var. 5 lira, 4 lira kamu borcu var şirketin. Mühlet içerisinde de ödeyemiyor. Adi alacaklarla toplantı yapılmış, çoğunluk kabul etmiş, mahkeme tasdik etmiş, güzel, 2 yıl 3 yıl vadede ödeyeceğim, taksitler belli, ödeyecek. Ama hala kamu borcu varsa, tasdikten sonra mühlet kalktığında kamu tüm bu alacağı için gelebiliyor. Ha, tecildi, yeni bir yapılandırma kanunuydu vesaire. Ama bunlar yoksa ne var sizin için? Bu risk var. Ve dolayısıyla aslında daha konkordato prosedürü yürürken biz diyoruz ki, ya adi alacaklar kabul etse bile sen kamu borçlarını ödeyemez haldeysin. Onlara 3 yıl boyunca ödeyeceğim taksitlerle diyorsun. Kabul oyu da verebilirler. Hatta daha şimdiden desteklerini açıklamış olabilirler. Ama bu kamu borcu ne olacak? Bu Adalet Komisyonu'nda değiştirildi ve gerçekten başlangıçta yoktu. Sadece malın aynından kaynaklanan kamu borçları, vergi borçları, emlak, motor, taşıtlar, veraset, intikal. Neyse bunlar için tabi değildi ama diğerleri tabiydi. Kamu borçları, SGK, vergi önergeyle değişti ve temel ayaklarından biri aslında sarsılmış oldu. Ha, komiserin görevleri bakımından özellikle dikkat çekmek istediğim belki şu olabilir. Zorunlu tedarikçiler meselesi. Hocalarım da işaret ettiler. Mühletten önceki borçların ödenmemesi gerekiyor. Kural bu. Çünkü bunlar nedir? Konkordatoya tabidir. Yani vade ve tenzilat teklifine tabidir. İleride oylamaya katılacak bunlar. Ama öyle durumlar ortaya çıkıyor ki zorunlu tedarikçiler de onunla çalışmak zorunda. Borçlu ondan yeni mal, hizmet almak zorunda. Ama o da yeni malı, hizmeti peşin alsa bile eski borçtan bir miktar ya da tamamı verilmedikçe çalışmam, vermem diyor. Şimdi komiserin görevlerinden biri de işletme faaliyetinin devamını sağlamak. Ama diğeri de alacaklar arasında eşitliği korumak. Şimdi burada iki menfaat arasında bir çatışma var. Bunu nasıl çözeceğiz? Yani işletme gerekleriyle hukuki gereklilikler arasında ilk bakışta bir çatışma varmış gibi görünüyor. Burada aslında daha konkordato ön projesi hazırlanırken bu zorunlu tedarikçiler meselesini projeyi hazırlayan borçlu tarafından öngörülmesi ve o cari dönemde yapılacak işletme giderlerinin bir parçası gibi değerlendirilerek zorunlu tedarikçilerin ödenmesi gerekecek eski borçlarının da belki orada bütçelenmesi lazım. Hiç böyle bir ön proje görmedim ama bunu da değerlendirmek lazım ve uygulamada da bu tür durumlarda işletme faaliyetini korumak için zorunlu tedarikçilerin eski borçları için de ödeme yapılması zorunluluğu ortaya çıkabiliyor. Ha işte elektrik kurumuydu, doğalgazdı vesaire böyle kamusal ve tekel niteliği de olan kurumlar bakımından ne olabiliyor? Borçlu veya borçlu vekili mahkemeden ihtiyati tedbir yoluyla işte eski borç için elektriği kesmeyin diye ihtiyati tedbir kararı alıp bu konuda bir tedbir kararı da çıkartabiliyor. Yavaş yavaş bitireyim. Hatta bitireyim. Tamamen bitireyim. Şu anda
yoruldunuz zaten. Teşekkür ederim. Hocam biz teşekkür ederiz. Şimdi saygılar arkadaşlarım. Demek ki bir işlem